Birgül ve Büşra'yı yanıma alıyorum. Evet, hoş geldiniz. Vay be, bizim kaynanalarda ne hikayeler var. Neden eşinle küstün? Küs olduğun dönemde bir de evlenme teklif etmişsin. Yani evli olduğun eşinle evlilik teklifi edebilecek kadar adamın nasıl bir kalbini kırdın veya bu kadar hatalı olduğunu kabul etmişsin ki Barışan da herhalde ilk adımı atan da sen oldun ve neticesinde evlilik teklif etmişsin. Bu nasıl oluyor? Çok merak ediyorum. Anlat bize. Şimdi biz bayağı bir kötü bir kavga etmiştik. Neyle alakalı? Kıskançlıkla alakalı diyelim. Bunu sonra kabul edip de yani ayrı konu kapanıyor ve olay tatlıya bağlandığında evlenme teklif eden yine sen oluyorsun. Ben oluyorum çünkü çok uzun süre küs kaldık. Ne kadar? Bir sene kadar. Bir sene. Ama bir de onun çok pişman olduğunu, bana çok iyi davrandığını, aslında öyle bir adam olmadığını. Peki o durum ne kadar sürmüştü? 7 ay. 7 ay ciddi bir zaman. Ciddi ve sen bunu yakaladın mı? Yoksa yani gelip kendisi itiraf mı etti? Bir yazıyla gördüm. Mesaj. Bir yazıyla gördün ve o yazıda sosyal ne yazıyordu? Sosyal medyada. Sana mı söylediler sosyal medyadan? Yok, ben gördüm. Tamam, yani eşine yazılan bir mesajı görüyorsun. Yani evet. Yani özellikle çünkü vardır kadınlarda. Kadınlar adamı elde etmek için karısına gider mesaj yazarlar. Bunun gibi 1 milyon tane hikaye, öyle bir şey değil. Direkt eşine gidiyor ve sen sonra ne yaptın? Bu nedir diye sordun. Bu nedir diye ciddi yani ayrılmaya kadar geldi. Tabii ayrılmadık. Ben sonuçta... Ayrılsaydı niye ayrılmadın? Doğru. Çok emeğim vardı. İşte az önceki dediğiniz gibi çok emek verdim. Ne emeklerimiz oluyor ama bak gözünün yaşına bakmıyoruz günün sonunda. Ben eşimle evlenmek için ailemi terk ettim Bulgaristan'dan. Her şeyim, herkesi orada bıraktım. Burada bir arkadaşım yoktu. Türkçem de arşıktı. Sana bu kadar Türkçem bile düzgün değildi. Burada yani her şeyi öğrendim. Öyleli. O zaman adamın sana çok emeği var. Onun için sen bunu böyle... Anne, ay, görmezden mi geldin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Nasıl ne yapıyorsun? Niye anlatıyorsun diyor ama anlatıyorum. Ben kıyamadım. O bana kıydı ama büyüklük bende olsun. Peki evlenme teklifine gelelim. Büşra, geleceğim şimdi sana. Evlenme teklifine gelelim. Ben de arayı yumuşatmak, arayı bulmak için doğum gününde pasta işte, balonlar falan. Böyle bir de kutu içine. Çok yanlış. Ne kadar yanlış. Sen ne kadar... Hani sen kadir kıymet bilen bir kadınsın belli ki. Ona karşı olan vefandan, sana olan emeğinden bu şekilde düşünüp her şeye rağmen eşini kabul edip bunu bir kereye mahsus görmezden gelip arayı yumuşatmak adına evlenme teklif ediyorsun. Evet. Çok saygı duyuyorum ama son derece yanlış bir şey. Peki, keşke yapmasaydın. Evli değiller miymiş zaten? Evliyken evliydi. O işte arayı yumuşatmak için hani evliydik. Tatlılık olsun diye böyle bir şey yapıyor. Evliyken, nasıl tekrar evlilik teklif etti? Ya o tırnak hayatım, içinde tatlılık olsun diye işte hani tatlılık olsun arayı yani yumuşatayım normalde falan. Normalde acaba bir ayrılık yaşandı mı? Yok, hayır. Eski yüzüklerimizi, alyanslarımı okuduya koydum ve kurdeleye bağladım. Peki mutlu oldu mu? Evet, çok çok. Ama mutlu. O taraf bitmişti tamamen değil mi? Çoktan. Çoktan bitmişti ama böyle bir durumda. Ama ben işte içimi böyle bitiremedim. Ve bunu... Çok haklısın. Kaçıncı senenizdi? 6. senede. Çocuk var mıydı? Çocuklarımız büyüktü, evet. Bunu geçen sene yaptım ben. Peki, tabii çok zor bir durum bir kadın için. Kaldırması da çok zor bir yük tabii ki. Bu olay biteli zaten bir 6-7 yıl oldu. 7 yıl oldu. Ve geçtiğimiz yıl böyle bir şey yaptım. Peki o süre içinde hiç mi arada böyle hani bu tatlılık olmadı da bu kadar 6-7 yıl beklemek durumunda mıydın bunu yapmak için? Yoksa anca mı içine sindirdin? Sindiremedim hala. Sindiremeyeceksin de hayatın boyunca. Sindiremeyeceğim de. Çünkü onu her gün gördüğünde, her gün bu durum, o fotoğraf senin gözünün önüne gelecek. Biliyorum. Onun için de... emin ol, Allah sağlıklı uzun ömürler versin ama emin ol hayatın boyunca unutamayacağın bir durum olacak. Yine söylüyorum, dünya tatlısı bir kadınsın. Evet, saygı duyuyorum ama ben senin yerinde olsam bu konuyu sonlandırırdım, bitirirdim. Kızıma kıyamadım, oğluma kıyamadım. Yoksa aşkına mı kıyamadın? Aşkıma da kıyamadım, çok yemek verdim, ona çok güzel baktım, çok güzel sevdim.
çok değer verdiğim ve sevdiğim kadar da üzüldüm ben zaten. Ben seni alkışlıyorum. Ben senin yaptığını yapamazdım. Bravo sana. Yani kim bilir ne kanlı gözyaşları dökülmüştür, akmıştır yani. Tabii. Büşra, sana gelelim. Yani annen yaşında bir hanımefendi, Birgül Hanım. Zaten annen. Zaten annen. Niye böyle bir şey söyledin? Anlatmak istedi, belki içini bize dökmek istedi. Niye böyle bir şey söyledin? Yani Gülşah Hanım, özür dilerim. Oğlum üzülmesin diye. Ne oldu? Şu an benim biraz sinirlerim bozuldu. Oğlum üzülmesin diye. Niye sinirlerim bozuldu? Çünkü benim çocuklarım da çok etkilendi. Bir dakika Birgül, niye sinirlerim bozuldu? Ben evlendim, biz 2 seneye yakın beraber yaşadık. Bu konunun ceremesini ben de fazlasıyla çektim. Yani ne eşim, ne görümcem, ne de babam da yani böyle bizi ekrandan sevinçli bir şekilde izleyecekler mutlulukla. Yani bu anıların anlatılmasını, ben ailemle ilgili hani özel bir şey, ne bileyim yani. Ama kaç yaşında kadın yani, onun tercihi. Ya o şu an duygusal olarak bu konuyu hala belki içinde aşamadı mı bilmiyorum. Biz aştı diye gözlemliyorduk. Özür dilerim, konuşmakta zorlanıyorum. Belki aşamadığı için burada anlattı. Ben şok oldum şu Sen anda. Sen aşabilir miydin böyle bir olayı? Yorum yapamam. Herkes ne yaşadığını bilir. Asla yorum yapamam. Belki ben olsam ben de anlatırdım. Kızmıyorum ama ben hani bir kızı olarak belki daha sonra anlattığında pişman olur diye tek bir sefer uyarımı yaptım. Baktım anlatmak istiyor, içini dökmek istiyor. Daha da sesimi çıkartmadım zaten. İlginç. Çünkü ben de çok şeyler yaşadım onunla beraber. Tabii baksana, geçen sene bunu yapmış ve ilk sene siz bir evin içinde yaşadınız ve 3. yılınız değil mi, evet, sizin evliliğinizde Büşra eşinle? Evet. Bir yıldır sen Birgül Hanımlardan ayrı yaşıyorsun zaten. Tabii ki o kim bilir, belki ağladın Büşra'ya sarıldın. Belki ağladın çok Büşra bunları çekti. Büşra da zaten gencecik küçücük bir kız. Ona da taşıyamayacağı ve kaldıramayacağı derecede bir duygusal bir... O beni çok destekledi. Yükledin ve de o güçlü karakter ve seni tabii ki de çok destekledi. Ama burada gerçekten hem sana hem de genç bir kadına maalesef ki hiç tahammül edemediğim şeyler. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. O zaman puanlamayı başlatıyorum. Döndürelim. Bir verdi Pardisler, Huriyeler 1, Naciyeler 5, Zelihalar 5. Huriş, bu rakamı kim yazdı? Ben yazdım. Neden bir Meltem? Kombinlemesini sevmedim Büşra'nın. Birgül ablanın da elbisesini yakıştıramadım birazcık, o yüzden. Evet. Neden bir Pardis? Yine de renk şeyleri ve Büşra gerçekten belki görüşmeye, iş görüşmesine gidiyor. Şu anki puanlarınızda kişisel gerginliğinizin yok. Yok. Yok gerçekten mu? Gerçekten yok. Hatta ben 5 verdikler şaşırdım birazcık. Yani. Kime? Mesela 5'i verdi ya Büşra, tabii sorgulamıyorum. Ben kendimi daha güzel görüyordum Büşra'dan açıkçası. Gizem'in 5 vermesine mi şaşırdın? Evet, şaşırdım. Şahat'a bir şey söyleyebilir miyim? Tabii mesela, kendi kişisel şeyi yanlış anlamasın. Kaç kere, yanlış anlamayın, kaç kere burada sorulmuş ki siyah ile kırmızı, yani tamam desenler, siz demişsiniz bazı desenlerde oluyor falan diye. Ama kaç kere puan kırılmış bu şeyden. Ama sen 3. rengi katmışsın, jürinin şeyini bilmiyorum yani, yorumunu bilmiyorum. Ama siyah ile kırmızı olmaz. Peki. O yüzden 1 verdiğini söylüyorsun. Size sormuyorum, yüksek puanlar verdiniz. Jüriye dönüyoruz. Evet, bu siyah kırmızı olayı bana çok sıcak gelmese de sen böyle yorumlarda gerçekten artık siyah ile kırmızıyı beğenmediğine inanıyorum ki böyle söylüyorsun. Ama ben şöyle söyleyeyim. Çok küçük bir detay o kırmızı. Benim gözümü rahatsız etmedi. Şu elbise çok güzel bir elbise ve sana çok yakışmış. Büşra, sana geliyorum. Yani satenin en parlayanını seçmişsin. Saten dediğim gibi çok 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 riskli ve tehlikeli bir kumaş. İndir elini, çantanı indir şöyle. Tabii ki onu bluzan yapman, şuradaki bölgesel yerini. Bu kız bu arada Allah aşkına kilolu falan değil. Kıza kilolu kilolu deyip durmayın. Sadece hafif bir bölgesel bir yeri var. Doğru mu? Evet. İncecik bacakları var, incecik bilekleri var. Ondan sonra onun için şu an asla bizi dinlemiyor. Hala oradasın değil mi? Şu an... Hala oradasın. Özür dilerim. Yani neticede dur bakalım. Şimdi ağlıyorsun, benim de kalbime dokunur böyle şeyler ama... Yarın bakalım seninle ilgili ne bomba çıkacak, çok merak ediyorum. Seni sevemedim. Yani... Bugün kayınvalideler götürüyor ya, Deniz de iyiydi
Ama genel olarak kayınvalideler götürüyor işi. Evet. Teşekkür ederim. Üç. Bülent abiciğim. Evet. Büşra hakikaten olmamış. Yani. Teşekkür ederim. Biraz uyumsuzluk var. Taşıyamamışsın yani bu üstündekini. Öyle söyleyeyim sadece. Birgül Hanım yakışmış size. Valla beğendim. Şık da duruyor. Güzel. Evet. Dört geldi ve üç geldi. O zaman onları yerine alırken...